Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la birlikteyiz. Murat hoş geldin. Teşekkürler Aşıl. Hem piyasalardaki gelişmeleri hem Erdoğan-Trump ziyareti görüşmesinin piyasalara potansiyel etkilerini değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Fakat müsaade edersen öncesinde bir gidelim Gedik Yatırım'a. Üzeyir Doğan bizleri bekliyor orada. Üzeyir aslında dün itibariyle seans içerisinde 104,5'lara doğru bir hareket. Ancak sonrasında bir parça realizasyon geldiğini gördük. Bankacılık endeksine yönelik alımlar çok belirleyici. Bir yandan da bilançolar bitti. Dolayısıyla artık bir hikaye ihtiyacı var gibi görünüyor piyasanın. Bundan sonra bizi eğer o 104 binlerden daha yukarı taşıyacak bir beklenti söz konusu olacaksa bugünkü gezi o hikayeyi sağlayabilir mi piyasalar açısından? Ne dersin? Evet Aşıl, bugünkü gezi oldukça önemli bu açıdan. Dün aslında endekslerinde dediğin gibi 104.500 civarını test etti ve ardından biraz da havacılık sektörünün etkisiyle özellikle Türk Hava Yolları günün son bölümünde bir miktar kar realizasyonu gelmiş olması da diğer hisselere de bir miktar satış getirdi diyebiliriz. Bunun da etkisini gördük ama yine güçlü bir kapanış vardı 104.000 civarında. Biraz daha bugünkü görüşmeye yönelik pozitif beklentilerin geçtiğimiz haftadan beri de endeksi desteklediğini görmüştük. O hareket dün de kısmen devam etti aslında. Bugüne baktığımızda ise aslında birkaç tane önemli konu başlığı var. Bizim açımızdan en önemlisi senin de bahsettiğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yapacağı görüşme ve ardından muhtemelen saat 23'ten sonra yapılması planlanan basın toplantısı. Bu basın toplantısı oldukça önemli olacak. Birkaç açıdan önemli olacak. Birincisi elbette Türkiye ilişkilere değiniyor olacak. İkincisi Trump muhtemelen kendi iç siyasetine de burada değiniyor olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerika tarihinde de ilk defa bir başkanın azil süreci kamuoyuna açık şekilde yürütülecek ve bugün onunla ilgili de bazı açıklamalar gelebilir. Yine Trump'ın senatörlerle bir görüşmesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine takip et. Orada alınacak kararlar, Türkiye'ye yönelik tavsiyeler ya da senatörlerin alacağı kararlar. Yine bunların hepsi piyasa üzerinde belirleyici olacak. Eğer bu süreçte pozitif bir atmosfer çıkacak olursa, özellikle bu pozitif atmosferden kastım şu, örneğin daha önce Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları olmuştu. Trump senatörleri bu konuda ikna edebilecek ve devamında Türkiye'ye yönelik pozitif açıklamalar yapabilecek olursa bu gerçekten o aradığımız hikaye olabilir. Uzun bir süre Halkbank konusunun gündemden düşmüş olması en azından gelecek ayın sonuna başına kadar, hatta belki bu yılın sonuna kadar bu çerçevede Amerika'dan gelebilecek pozitif açıklamalar o aranan yıl sonu rallisinin başlangıcını getirebilir. Yani bu süreçte biz yarın herhangi bir sebeple 106 bin bu yılın zirvelerinin bulunduğu seviyeler buraları geçecek olursak çok daha ciddi bir rally hareketinin başında olmuş olabiliriz. Yani o nedenle yarın endeksin gün sonunda 106 binin üzerinde kalıp kalmaması yıl sonunu nasıl kapatacağım da bana kalırsa mesajını veriyor olacak. Bu nedenle yarın bu hikayeyi bulup bulmadığımızı görüyor olacağız zaten fiyatlamalar tarafında. Üzeyir çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için ve başlıyoruz Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimize. Murat, nasıl görüyorsun piyasadaki genel atmosferi Trump-Erdoğan görüşmesi öncesinde diye sorarak başlayayım. Yani Türkiye özelinde genel bir stabilizasyon var. Yurt dışı piyasalar zaten uzun süredir olumlu. Orada o trendi kesen herhangi bir şey görmüyoruz. İşte hisse senedi fiyatları hep rekor seviyelerde yurt dışında. İçeride de büyük oranda denge, finansal piyasalar için söylüyorum, finansal enstrümanlar için denge sağlanmış vaziyette. Yani Türkiye Cumhuriyeti bir faiz indirim prosesi içerisinde, bir sürecin içerisinde. O sürece rağmen kur dengelenmiş gözüküyor. Borsada belli seviyelerde bir yatay diyebileceğimiz bir hareket, bir bant hareketi var. O yüzden büyük bir volatilite yaşamıyoruz. Faizlerin aşağı gittiği bir trend var. En somut söyleyebileceğimiz dövizinde geçmiş zamanlara nazaran oynaklığının, volatilitesinin çok azaldığı bir dönem. Tabii Cumhurbaşkanı'nın yaptığı seyahat çok önemli. Çünkü aslında biz büyük volatiliteleri son 1-1,5 yılda Amerika ile olan ilişkilerle tetiklenerek yaşadık. Hatta biraz daha geriye gidersek 2017 sonbaharında ilk o vize konusu gündeme gelmişti hatırlarsan. Onunla başladık vesaire. En sonunda işte Rahip Brunson S-400 gibi konularla bu noktaya kadar geldik. En sonunda işte Halk Bankası davası tekrar açıldı. Eğer Amerika ile olan ilişkilerde bu ziyaret
sonrasında veya da önümüzdeki dönemde ziyaret sonrasında yapılacak açıklamalar, somut adımlarla birlikte olumlu bir gelişme olursa bunun piyasaları tabii ki son derece olumlu fiyatlar. Çünkü bunun negatifi fiyatlanmıştı. Belli dozda geri alındı gerçekleşmediği için ama son 1,5-2 yılda yaşadığımız fiyatlamalardaki negatif yansımalarda Amerika ile o bozulan ilişkiler vardı. Yani umarım hani burada bir sağduyu iki tarafın menfaatlerinin aslında çakıştığına dair, yani örtüştüğüne diyeyim, çakıştığına, üst üste çakıştığına dair anlayış birliği oluşursa mutlaka o da pozitif algılanacaktır. Peki soru şu, Trump-Erdoğan arasındaki aslında uzlaşı fiyatlara, Suriye meselesi ve Barış Pınarı operasyonu sonrasındaki görüşmeler, Mike Pence'in Türkiye ziyareti bu esnada yansıtıldı. Buradan bir tur daha pozitifi görebilmek için neye ihtiyaç var? Çünkü sorunu yaşadığı yer Türkiye'nin sanki Trump'la ilişkiler değil de Temsilciler Meclisi ve Senato ile olan anlaşmazlıklar. Dolayısıyla Trump'la yapılacak olan görüşme piyasanın buradaki endişesini hangi ölçüde giderebilir? Aslında doğru bir şey söylüyorsun Açıl. Yani burada çok kez konuşuldu. Hani kendi aramızda çok tartışıyoruz. Tek bir Amerika yok anladığımız kadarıyla. Türkiye ona göre daha harmoni var Türkiye'de ama Amerika'da işte başkanın destekliyorum dediği veyahut da Türkiye tarafında olumlu algılanabilecek açıklamalar yaptığı dönemde orada işte yerleşik düzen denen, yani Amerika'nın kendi biraz daha establishment, belki İngilizce tabiri daha doğru, o kısımda açılan davalar vesaire süreci değiştirebiliyor. İki Cumhurbaşkanı veya Başkan arasındaki görüşmelerin ve hatta diyaloğun iyi olması yeterli olmayabilir ama buradan belki en somut çıkabilecek, pozitif algılanabilecek şey biliyorsun birkaç ay öncesinde konuşuluyordu bu 100 milyar dolarlık ticaret konusu. Tekrar o yani işin ekonomik boyutu masaya yatırılıp hani iki ülkenin ekonomik bağlarının güçlendirilmesine, yani siyasi bağ konusunda zaman zaman menfaatler örtüşmüyor olabilir. Yani Suriye örneğinde bizim YPG-PYD ile olan sorunumuz Amerika'nın o işi kendi tarafından menfaat haline dönüştürmeye çalışması vesaire, farklı motivasyonlar vardı. Ama ticaret iki tarafında ortak anlamda atabileceği bir şey veya siyasetten bağımsız da düşünülebilecek bir şey. O yüzden o tarafta sembolik olarak söylüyorum, ama 100 milyar dolarlık hedef, oralara dair somut adımlar atılması belki olumlu olabilir ama onun haricinde dediğin gibi yani her ne kadar Trump'la, yani Trump'la olan görüşmenin sonucunda zaten negatif bir açıklama gelmez. Yani davet ediliyor, Cumhurbaşkanımız gidiyor, işte ziyaret var vesaire. Sonuçta pozitif, yani alışkın olduğumuz mutat açıklamalar o görüşmelerin pozitif geçtiğine dair, ama asıl somut bir şey aradığımızda bu ticaretle ilgili kısımda belki tekrar canlandırılmasına dair bir şey görebiliriz. Burada bir de tabii Halk Bankası davası var. Üzerinde konuşulan, son dönemde bir kez daha ısıtılıp Türkiye'nin karşısına çıkartılan ve aslında biraz daha o çerçevede zannediyorum bizdeki açığa satış yasağının 7 banka hissesi üzerinde devamıyla vuku buluyor, vücut buluyor kendi piyasamızın içerisinde. Dolayısıyla buraya yönelik gelebilecek herhangi bir mesaj, herhangi bir sinyal söz konusu olabilir mi? Bu bizim piyasa üzerine ne kadar etki yaratabilir? Yani Amerika'da başkan seviyesinde herhalde gelmeyecektir. Çünkü oradaki yapıda, yani başkanın bir mahkemeye, çünkü bu konu artık mahkeme tarafından takip ediliyor. Sonuç itibariyle o mahkemenin de bu davayı tam bu dönemde gündeme getirmesi tamamen siyasi bir karar. Yani tesadüf olamaz. Ama öbür taraftan karar vericiler, Trump'ın azilinde konuşanlar oradaki yargı olduğu için direkt başkan özelinde, başkanın açıklamalarında şöyle bir şey beklememek lazım. Yani Halkbank davasıyla ilgili işte ne bileyim, pozitif bir şey beklememek lazım. Halkbank davasında şöyle şeyler var Açıl. Halk Bankası sadece hisse senedi menkul kıymeti olan bir banka da değil. Eurobond da var. TL borçlanma kağıtları, Türk lirası cinsinden borçlanma kağıtları vesaire de var. O yüzden tek bir tarafta ki önlem çok yeterli midir? Ondan çok emin değilim. Önemli olan buradaki sürecin, yani Amerika'daki sürecin bizim tarafımızdan yakinen takip edilip doğru yönetilmesi, doğru mesajlarla, şeffaf mesajlarla kamuoyunun aydınlatılması. Ama kişisel kanaatimi söylüyorum, öyle bir zamanlamayla tekrar Halkbank konusunun gündeme getirilmesi Amerika tarafında da bana göre siyasi bir
mücadele, yani başkanla veyahut da cumhuriyetçilerle, cumhuriyetçilerin de içerisinde, belki demokratlarla, belki cumhuriyetçilerin bir kısmıyla olan mücadelenin bir yansıması. Peki bu biraz önce bahsettiğimiz açığa satış yasağı meselesi nasıl etkiliyor sizi? İşlem yapanlar olarak nasıl etkiliyor? Portföy yöneticileri olarak nasıl etkiliyor? Çünkü bu hani açığa satış sonuç itibariyle bir taraftan bir spekülatif adım olarak kullanılır. Ama öbür tarafıyla belki kendi pozisyonunu hedge etmek için de kullanabileceğim bir strateji. Bu arada bu pozisyonu hedge etmek için kullanabileceğim farklı enstrümanlar var. Tek hisse opsiyonları var, tek hisse vadelileri var, varantlar var vesaire. Bunları kullanmaya itiyor mu sizleri? Şöyle, şimdi biz yaptığımız işlemler çerçevesinde açığa satış yapmıyoruz henüz. Yani öyle bir enstrümanı çok sık kullanmıyoruz. Ama biz kullanmıyoruz demek piyasanın buna ihtiyacı yok demek değil. Yani vadeli işlem piyasasında satabilirsin. Bir sürü yerde senin dediğin gibi yolu yordamı var. Ben prensip olarak yasaklara, yani finansal piyasanın gerçek tanımı serbest piyasa ekonomisi. Yani ne kadar tabii ki regüle ettikten sonra regülasyonların en katı biçimde konulup cezaların herkese eşit bir biçimde, aynı suça aynı cezanın uygulanması, herkesin oradaki oyun alanında yapabileceklerin doğru tanımlamanın, sınırları belirlemenin birinci kuralı. Bunların yapılması gerekiyor regülatörler tarafından. Ancak onun haricinde serbest piyasa koşullarının olması gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Sonsuza kadar bir şeyin satışını koymak çok doğru bir şey değil. Yani bunu korumanın yolu bu değil. Zaman zaman bak şu gerekli. Diyelim ki ilk gün Halk Bankası ile ilgili açıklamanın gri alanları var. Yanlış anlaşılabilecek yerleri var. Geçici olarak bu kullanılabilir. Yani belki benzetme doğru olmayacak ama çok geriye gittiğimizde bundan 20 yıl evvel depremden sonra da borsa kapanmıştı bir hafta. Yani o sistematik bir kapanma mıydı? Yani sistemlerin el vermemesine yoksa insanların yaşadığını hazmetip hani depremin psikolojisiyle yanlış yatırım kararları vermemesi. Yanlış hatırlamıyorsam fiziksel riskler de vardı o dönemde. Yani deprem kaynaklı fiziksel riskler, borsa binası ile ilgili falan, onlar da söz konusu. Doğru olabilir. Diyelim ki onlar değildi ama yani insanların algısı ile ilgili olduğunu varsayalım. Yani konunun tam anlaşılması ile ilgili. Bunlar geçici olarak yapılabilir şeyler ve bence fiyatlamaları yatırımcıyı koruma amacı da güdebilir. Çünkü bazen bir haber herhangi bir menkul kıymetin bağışıklık sistemi çok zayıflatabiliyor. Yani çok yere çekebiliyorsunuz. Oradaki gri bir açıklama vesaire. Geçici olabilir ama kalıcı anlamda çok uzun sürdürmek doğru bir şey değil. Çünkü Türkiye'de yabancılarla konuştuğunuzda, yabancı yatırımcılara baktığınızda Türkiye'nin pozitif tarafları arasında, Türk piyasalarına yatırım yaparken pozitif tarafların en birincisi likit olması olarak söyleniyor. Derin olması olarak söyleniyor. Çünkü benzer ülkeler, yani gelişmekte olan, gelişen diye tabir ettiğin ülkelerde aynı derinliği, aynı likiditeyi bulamıyor biliyorsunuz. Yani o yüzden sürdürülebilirlik ve açıklık bizdeki piyasanın en önemli koşullarından bir tanesi. Yani hani bizim adımıza işlem sürdürülebilirliği, işlemlerin sürekli gerçekleşebiliyor olması, alıcıyla satıcının birbirine her koşul altında bulabiliyor olması. Hep burada söylüyoruz işte, yani darbe girişimi sonrasında pazartesi günü burada borsa açıldı. Hisse senetleri düştü mü? Düştü. Taban yaptı mı? Yaptı. Ama bir takım yatırımcılar da oralardan almayı tercih ettiler. Sonuçta fiyat belli bir noktaya kadar geldi. Hani dolayısıyla risklerini yönetmeyi darbe girişimi döneminde bile başarabilmiş bir piyasa var burada, yerlisiyle yabancısıyla. Tam onu söyleyecektim Açıl, iyi hatırlattım, ben de o örneği verecektim. Şimdi sadece hisse senedi tarafı değil, pazartesi günü bankalar açıldı. İsteyen istediği parasını çekebildi, istediği parasını transfer edebildi. Şimdi hep onu söylüyorum, dışarıda zaman zaman konuşmalar için gidiyoruz biz de yabancı yatırımcılara Türkiye'yi anlatmak üzere veya buraya geldiklerinde Türkiye'nin yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz biz. Yani o algı denen şeyin fazla negatif olduğunu düşünüyoruz yabancı yatırımcılar için. Hep aynı örneği veriyoruz. Şimdi manşeti şöyle yazarsan, diyelim ki 15 Temmuz'dan bahsediyoruz. Türkiye'de darbe girişimi oldu. Veya daha ileri Türkiye'de darbe var yazdın. Nokta dediğin zaman başka türlü bir fotoğraf çıkıyor. Ama Türkiye'de darbe girişimi oldu. Ama ertesi gün, ertesi iş günü Türk bankaları açıktı. İsteyen istediği transferini yapabildi. Türkiye'nin bütün finansal piyasaları hiçbir şey olmamış gibi sistemi açıktı demek aslında farklı bir
imaj getiriyor. İşte Batı basını sadece ilk kısmıyla veriyor. Doğru. Şu i̇şte, dönemde öyle ve bu algıyı değiştirebilmek lazım bir şekilde ama çok kolay olmuyor herhalde. Bence bıkmadan, usanmadan doğruyu anlatmak lazım. Çünkü doğruda biz haklıyız. Yani haklı olduğunu bir konuyu savunmak çok kolay. Çünkü şimdi örnek veriyorsun ya, ben o geçmişi hatırlıyorum. 15 Temmuz'dan sonraki pazartesi günü biz hisse senedi aldık. Çünkü saçma bir fiyatlamaydı. Yani bir şey denendi, olmadı. Bunun için fiyatlamaların %10 düşmesini gerektiren somut bir gerekçe yok. Şirketlerin faaliyetlerini %10 etkileyecek bir şey olmadı. Birileri bir şey denedi, beceremedi. Döndüğün zaman bir sürü şirket var Türkiye'de, çok kıymetli bir sürü banka var. Oradaki değerlerin %10 erozyona uğraması rasyonel değildi. Ama işte şunu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki biz de önce öz eleştiriyorum. Şimdi benim anlattıklarımın kıymeti senin anladığın kadar aslında. Benim de anlattığım değil. Bıkmadan, usanmadan karşı tarafın anlaması için doğruları anlatmamız lazım. Her koldan. Burada yani sadece siyasilere, bürokratlara veyahut da burada sorumluluk, devlette sorumluluk sahibi olanlara değil. Sana bana da aynı şey düşüyor. Yani sonuçta bu bir memleket meselesi. Ve tekrar söyleyeyim, anlatılan, yazılan doğru değil, yaşanan doğru. Yani aynı şey bu onun öncesinde terör olayları vardı biliyorsun. Atatürk Havalimanı'nın bombalanması. 2015'te falan. Tabii. Yani ertesi gün açıktı şey. Havalimanı yani. Aynı şey Brüksel'de, Belçika'da olduğunda kaç hafta biliyorsun yaşandı. Yani Türkiye'nin bu esnekliğini, herhangi bir şey kesintiye uğramamasının kafada soru işareti var. Devamlılık ülkesidir Türkiye. Yani hani bunu her daim belki altını çize çize anlatmak lazım. İşler de devam eder, hayat da devam eder, finansal piyasalar da devam eder diye. Ama son dönemde iki tane önemli gelişme oldu bunu akamete uğratabilecek. Bir tanesi 31 Mart seçimleri öncesinde 23 Mart döneminde swap piyasasında yatırımcıların sıkışması. Bu tarafta da işte depo ve virman yasağıyla yatırımcıların, yabancı yatırımcıların ellerindeki malları satamıyor olmaları. Ne kadar etkisi kalır sence? Yani bir kekremsi tat olarak önümüzdeki dönemde bizle birlikte olur mu, yoksa piyasa unutur mu? Şöyle, bir kere kalıcı olmaması. Dediğim gibi polisiye tedbirlerin finansal piyasada, adı üstünde serbest piyasa. Şimdi neden biz kendi yaptığımız işi, portföy yönetim işini kolay anlatıyoruz? Diyoruz ki buranın likiditesi var. Yani gayrimenkulde sen bir ev aldığın zaman onu oda satamıyorsun. İşte burada bir yatırım yaptığında 10 dakika sonra tekrar nakde dönebileceğin bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi örneğin senin söylediğin swap konusu veya ne bileyim dövizde bir gün sonra takasın gerçekleşmesi vesaire, bunların kalıcı hale gelmemesi lazım bence. Açığa satış. Sonuç itibariyle piyasada değerler 15 Temmuz'dan sonraki gün %10 düşebilir piyasa. Sonra oradan yatırım yapanlar hatırı sayılır kar elde ettiler. Aynı şey İlk Halkbank'la ilgili haberler geldiğinde de o gün düşen piyasada yatırım yapanlar, ki biz yaptık yani, bundan para da kazandınız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasada sadece negatif düşünenler yok. Bu işin rasyonel düşünenleri de var. Eğer gri anlaşılabilecek bir haber varsa mutlaka bunun netleşene kadar ben orada işlem yapılmasının veyahut da manipüle edilmesinin, speküle değil de manipüle edilmesinin önüne geçmenin gerekliliğinin regülatörlerin işi olduğuna inanıyorum. O anlamda katkı sağlamaları gerekiyor. Ama bunun kalıcı hale gelmesi hayatı zorlaştırır veya bizimle ilgili o algının tekrar pozitife döndürülmesi yolunda zorluk yaratır. Peki şimdi bütün bunlar çerçevesinde önümüzdeki yıla bir dönelim. Beklentileri biraz daha önümüzdeki yıl çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım. Hem ekonomik çerçeveyi hem piyasa beklentilerini konuşacağız ama kısa bir aradan sonra. Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, önümüzdeki seneyi planlarken ya da önümüzdeki seneye dair yatırım stratejisini oluştururken kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz diye bir sorayım. %5'lik bir ekonomik büyüme hedefi konuldu. Merkez Bankası'nın oradaki öngörüleri, çıktığı açığı tahminlerine falan baktığımızda biraz daha muhafazakar olduğunu görüyoruz. Ama enflasyon belli bir yere geldi. Cari açıkta da
cari fazlada da daha doğrusu sona yaklaştığımızı görüyoruz. Bu aydan itibaren biraz daha açık tarafına doğru evrilebilir gibi duruyor tablo. Sen ne öngörüyorsun önümüzdeki sene için? Önce şöyle başlayayım açıkçası. Şimdi konjonktürün bizi desteklediği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. İyi kullanmak lazım. Belli dozda kullanıyoruz da zaten. Biraz evvel konuştuk, yani faizi indirirken kurun stabilize olduğu bir dönem yaşıyoruz. Çok normal değildir. Yani çok böyle standart değildir daha doğrusu. Her zaman bulabileceğimiz bir şey değil. Ancak yurt dışı son derece olumlu. Başında konuştuk, işte borsalar rekor kırıyor. Biz senenin başında veya geçen sene bu dönemler Fed'in kaç faiz artıracağını düşünürken işte kaç tane faiz indireceği noktasına geldik. Global likidite koşulları bizi destekliyor. Biz ve bize benzer ülkeleri. Bir kere bunu olumlu kullanmak lazım. Ancak bunun şöyle bir tehlikeli yanı var. Bizi rehavete itebilir. Yani yapmamız gerekenleri erteletebilir. Fiyatlamadan yola çıkarak veyahut da o günkü piyasa koşullarını. Çünkü piyasadaki fiyatlamalar çok çabuk değişebiliyor. Beklentiler çok çabuk değişebiliyor. Diyorum ya, yani Fed herhalde aslında en yavaş dönebilen, yani en iri yapılı finansal kurum. O bile çok hızlı manevra yapabiliyor. O sebeple koşulların değişebileceğini düşünerek bundan sonrasındaki ekonomik planlamayı biraz daha hani böyle gerçekçi yapmamız lazım. Hepimiz büyümeyi çok istiyoruz. Hepimiz çok düşük faizle yaşamak istiyoruz vesaire. Ama ülkenin gerçekleri, konjonktürün gerçekleri de ayrı. Böyle baktığın zaman biz faizin biraz daha, Türk lirası faizin biraz daha aşağıya gidebileceğini düşünüyoruz. Nereye yani, kadar gidebileceğini düşünüyorsunuz? Şöyle, şu anda swap piyasasında Merkez Bankası 9,5'lar civarında bir oranla fiyatlar geçebiliyor. Demek ki yani TL'de asıl faiz o. Yani Türk lirasına ulaşabildiğiniz faiz oranı bu bence. Oraya kadar... Depolamanın bir miktarı oradan geçiyor ama ulaşabiliyorsun yani, mu faizi? Diyorsun? Ben şöyle bakıyorum yani... Para bir emtia, sonuçta bir mal, yani bir değer. Bunun bir yerde değeri bu ise ve aslında bunun da belirleyici altına imzası veya üstüne imzasını atan kurum tarafından bu rakamlarla oluyorsa buraya yakınsamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir miktar daha, bizim 200-250 bas puan kadar daha faizi daha aşağı görme ihtimalimiz var bence. Kurdaki... düşüşün, yani Türkiye için hani ne olmalı veya da ne olacağından bilmiyorum belki ama ne olmalıyı biz kendi analizimizi yapıyoruz. Türkiye için çok düşük kur çok tercih edilen bir şey olmamalı bence. Çünkü kuru biz düşük tuttukça şöyle bir enerji birikiyor orada. Finansal piyasalarda Türk varlıklarına yatırım yapıp gelir elde eden 1 milyar dolar getiren bir süre sonra 1 milyar 300 milyon dolara ulaşmış oluyor. O 300 milyon doları bir yerden yaratmamız gerekiyor bizim. Konjonktürel olarak cari fazlayla bunu yaratmış olabiliriz. Ama yapısal olarak bizim bunu süreklilik arz eden bir şey yaratmamız çok mümkün değil. Dolayısıyla bir miktar kurun bu seviyelerde stabilize olup belki bir miktar daha yukarıya doğru gitmesi tercih edilmeli diye söylüyorum. Ekonomik aktivite açısından. Bütün dünyada kur savaşları diye bir kavram ortaya çıktı biliyorsun. Aslında herkes... parasını değersizleştirmeye çalışıyor. İşte bizde tabii enflasyon düzeyi çok yüksek olduğu için bir de yara çok taze. Dolayısıyla biraz acıtıyor mu? Doğru. Bizdeki problem bir de çok negatif körüklüyor bizde çünkü. Şöyle bir yapısal değişiklik de oldu açılacağım. Şimdi eskiden kurun geçişkenliği %10'lar seviyesindeydi enflasyona etkisi. Şimdi %30'lar seviyesine çıktı. Yani dolarizasyon sadece DTH'larda değil, fiyatlama alışkanlığında da bozulma yaptı. Tabii. Çok, oraya çok linklendik. Yani %30 çok yüksek bir geçiş yani. Böyle olduğu zaman enflasyonu etkiliyor. Söylemeye çalıştığım aslında nerede bozuyor biliyor musun? Hızlı bir hareket olduğunda, sıkıştırılmış bir zamanda insanların dikkatini tekrar döviz noktasına çektiğinde fiyatlama aktivitesi bozulabiliyor. Benim söylemeye çalıştığım kontrollü bir biçimde. Yani normal patikada çok düşük kurun tercih edilmemesi gerektiğini söylüyorum. Geçen seneden bu seneye kur düşüşü bence son derece tercih edilen bir şey. Çünkü insanlarda o dövize yatırımdan para kaybedilebileceğinin algılanması iyi bir şey. Ama bundan sonraki trendde burada reel getiri döviz bazında, yani Türk lirası varlıklara geçip
reel getiri elde etmeyi biraz kontrol etmek lazım. Biz en çok neyi tavsiye ediyoruz yatırım enstrümanları arasında? Türk Eurobondları bize çok cazip hala. Bunu birkaç türlü kullanabilirsiniz. Yani döviz cinsinden elde etmekte kullanabilirsiniz. TL cinsinden elde etmekte de kullanabilirsiniz. Yani TL'ye swaplayarak da dönüştürebilirsiniz. O yüzden bizim en güvenle yatırım tavsiyesi olarak verdiklerimiz Türk bankalarının veya Türkiye Cumhuriyeti'nin yani sovereign dediğimiz devlet bonolarının da yani en son yapılan ihraç biliyorsun son derece yatırımcı açısından cazip oranlarla ihraç yapıldı. En kolay o taraflar. Diğer tarafta Türk lirasındaki mevduatın cazibesi her geçen gün azalıyor. Yani orada şöyle bir asimetri çıktı ortaya. Mesela Türk bankalarının uzun vadeli Eurobondlarında %10'lara yakın getiriler var. Döviz cinsi. TL'deki demin konuştuk faiz oranlarının işte onlar seviyesine geleceğini varsayarsak orada bir asimetri var. Bir tarafın ondan diğerinden uzaklaşması lazım. Öyle olduğu zaman daha güvenle biz döviz yatırım demeyeyim de Eurobond yatırımını tavsiye edebiliyoruz. Aynı bankanın riskini alarak. Hisse senedinde çok ucuz. Çok ucuz ama çok uzun yıllardır söylediğimiz bir gerçek. Yani baktığında yıllara sahip olarak o kadar iskontolu hale gelmiş ki Türk hisse senetleri. Gerçekten hani inanamıyorsun. Alıyor musunuz? Alıyoruz ama ihtiyacımız olan şey bir trend. Yani şunu demek istiyorum. Ucuzlayınca alıyorsun. Ama uzun süredir de ucuz. Böyle bir problem yani. Ucuz belli bir kâr elde ettikten sonra satıyorsun. Şimdi bunun yerine taşımak üzere hani yabancı yatırımcı diyoruz ya. Yabancı yatırımcının o hızlı para hedge fonlardan değil de daha böyle taşıyanının daha uzun orta uzun vadeli belki yatırımcılar nezdinde anlaşılabilmesi açısından daha böyle emeklilik fonu mantığıyla daha vadesi uzun olanlarının gelmesi lazım. Onun için de Türkiye'nin bir hikayesi olması ve o hikayede bir trendin yaratılması lazım. Peki o trend için yabancı katılımına ihtiyaç var mı? Yani şu anda çünkü yabancı katılımı kaldı. Yani bonoda sahiplikleri %10 civarında, işte hisse senedinde yabancı takası 64-65 arasında ama yeni giriş yok. Yok. Yani haftalık 100-200 milyon dolar girer, 100-200 milyon dolar çıkar ayrı mesele. Ama bayağı yabancı katılımının düştüğü, zaten işlem hacimlerinden de görüyoruz onu 3 aşağı 5 yukarı. Şöyle açıl, soruna şöyle cevap vereyim. Yabancı olmadan bir trend oluşturmak mümkün mü diyorsan çok mümkün değil. Hisse senedi için soruyorum. O yüzden yani uzun vadeli yukarı yönlü ivme dediğin için soruyorum. İşte ona ihtiyacımız var. Onun için de hikaye lazım ama. Yani Türkiye'nin hangi sahikle orta uzun vadeli yatırımcıya ne sunduğunu, hangi noktalarda yatırımcıyı risklere karşı koruduğunu, potansiyelinin ne olduğunu, cazibesinin ne olduğunu anlatması gerekiyor. Bıkmadan usanmadan dediğim gibi o negatif algının çok çok büyük bir kısmı gerçek değil. Ama bunu da düzeltmek, gerçeği anlatmak burada yaşayan bizlere düşüyor. Trendin oluşturulabilmesi hikayenin varlığına bağlı. Yani 3 sene sonrasında Türkiye'yi şurada görüyoruz dediğinizde ki bunu Türkiye yaşadı. Yani hatırla 2004-2013 arasında zaman zaman global kriz olmasına rağmen, zaman zaman Türkiye'de siyasi sorunlar yaşanmasına rağmen, kapatma davasından tut da seçimlere kadar 27 Nisan düzeltmeler olmasına rağmen bir trendle gittik. Ve 5 sentin üzerinde endeksler gördük. Yani bugünkü kurla 5 senti hesaplasan zaten dehşet rakamlara ulaşabiliyoruz. Endeksin 3 katı falan oluyor işte yani. Evet. 300 bin civarında falan endekse denk gelir. İşte hani telaffuz etmek istemedim ama yani inşallah o günleri de göreceğiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hisse senedi için biraz trende ihtiyacımız var. Biraz hikayeye ihtiyacımız var. Faizin düşmesi şöyle bir hesaplama matematiği getiriyor. İşte risksiz getiri oranı düştü. Evet ama yani tek başına sonsuz bir dönem bizi destekleyecek bir şey değil. Peki şunu sorayım. Yerli yatırımcı için uzun süredir hisse senedine bu kadar ihtiyaç olan bir dönem pek olmamıştı. Çünkü %20 faiz işte 4 aylık periyod içerisinde pat diye %10,5 %11 falan seviyesine geldi. Yani mevduat faizi üzerinden bahsediyorum. Dolayısıyla yatırımcının TL'de yatırımcısının getiriyi elde edebilmek için hani hisse senedi dışında çok şansı kalmadı. Bono faizi belli bir yerde bu tarafta
Biraz fonlar tabii getiri sağladığı için şimdi fon büyüklükleri çok arttı. Siz de muhtemelen etkisini görüyorsunuz. Zaten 3 aşağı 5 yukarı TEFAS üzerinden bakınca fonların ne kadar hızlı büyüdüğünü de görebiliyoruz. 250 milyar TL'nin üzerine geldi oradaki fon büyüklükleri. Doğru. Aslında fonlarda şöyle açıl büyüyen kısım likit fonlar. Yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi tartışırız. Çünkü o likit fondaki parayı ben hep şöyle tabir ediyorum. Daldaki kuş. Yani eldeki kuş değil. Çünkü hareket serbestisi var. Her gün saat istediğin saatte bozabiliyorsun, çıkabiliyorsun vesaire. Şimdi onu yatırım fonu pazarındaki bir yatırım olarak görmek lazım mı? Emin değilim diyorsun. Uzun bir felsefi tartışma yani. Ama işte TL'de getiri düşük olduğu için yatırımcı oraya park etmeyi tercih ediyor. Doğru. Şimdi borsa para piyasasında satmak daha bir tık daha avantajlı olduğu için bankalarda kendilerini işte regülasyonda da bir düzenleme geldi. Belli bir oranını mevduat yapmak zorundasınız vesaire. Ama o fon pazarının ilgi duyulduğu, fon pazarının büyüdüğü olarak algılanmalı mı? Onu da tartışabiliriz. Aslında sadece TL yatırımcısı için değil açıl. Son belki 3-4 senedir ilk defa Türk yatırımcısı için getiride zorlanılan bir dönem. Çünkü dövizin yükselişine alışmıştı ve o bir konfor alanı yaratmıştı döviz yatırımının, dövizin sürekli yükseliyor olması. İşte doları aldık, neyse euroyu aldık, o da yükseliyor, kafamız ağrımıyor mentalitesindeydi yatırımcı. Öyle biz zaten 200 milyar dolarlık bireysel DTH noktalarına geldik. Şimdi döviz yükselmiyor. Yani reel getiri sağlamıyor döviz. Uzunca bir süredir, neredeyse bir yıldır. TL faizler Haziran'dan bu yana çok hızlı düştü. Yani 20'lerden geçen sene bu zamana gitmiyorum, 30'lar demiyorum. Yani Eylül sonunda geçen sene o seviyelerdeydik. Şimdi 10'lu seviyelere geriledik. Hisse senedi gerçekten ucuzluğu da dikkate alındığında böyle çok cazip duruyor. Ama tekrar söylüyorum, orada hisse senedinde şunu istiyorsunuz. Bir hikaye. Yani Türkiye %5 büyüyecek, tekrar edebilecek ve bu cari açık yaratarak kurda bir volatilite yan etkisiz gelecek yani. Yan etkisiz gelecek ve sürdürülebilir olacak. Bunu anlatabilirsek, bunun ya da felsefesini oluşturabilirsek son derece cazip diyorum. Ve demin işte yani geldiğimiz dolar bazındaki endeks seviyeleri dünya borsa... Bu arada şöyle bir şey söylemiyoruz bak. Yani dünya borsaların iskonto edildiği bir dönemden bahsetmiyoruz. Herkesin rekor kırdığı bir dönemde bizim geçmişte gördüğümüz en yüksek seviye neymiş diyoruz. Rekor kıralım demiyoruz. Biz de hani en tepeyi görelim demiyoruz. 5 sent görmüşüz. 5 sentin küsuratı da var da. Yani 300 bin endeks seviyesi. Bugün 100 binde, 103 binde işte 104.500'den döndük falan bunları tartışıyoruz ya. Aslında geldiğimiz yer çok iskontolu. Ve burada şunu da ihmal ediyoruz. O yaklaşık 9 senelik taşıma maliyetini de ihmal ediyoruz. Yani o günkü 5 sentin bugünkü satın alma gücü diyeyim. Çok daha farklı. O yüzden borsada ciddi bir potansiyel var. İhtiyacı hikaye trend. En güvenli alan bizce Eurobondlar, Türk Eurobondları. Türk lirası mevduatının cazibesi yavaş yavaş azalıyor. Yani piyasaya Türk lirası daha çok Merkez Bankası aracılığıyla gelecek bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor. Burada sürenin sonuna çok yaklaşıyoruz. İki tane soruyla bitireyim son iki dakika. Bir tanesi döviz yatırımcısına yönelik bir fon ihtiyacı var mı sence? İki, buna mevzuat hangi ölçüde izin veriyor diye de sorayım. Çünkü birikmiş çok ciddi bir döviz tevdiat hesabı var ve getirsiz aslında orası. En azından biraz daha fon endüstrisi üzerinden bunun işlenmesi mümkün kılınabilir mi? Doğru. Aslında biz orada Eurobond fonları var. Yani yaklaşık 2,5-3 yıldır bir dönem kesintiye uğradı onların izinleri ama şu anda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından döviz cinsinden fonların kurulmasına izin veriliyor ve onların stopaj avantajı var. Ne olursa olsun Eurobondların getirisi bir tık yukarıda, yani kısa vadelilerde o marj çok azalmış olmasına rağmen döviz bazında Türkiye'de fonla birlikte aslında enstrüman eksikliği var. Yani döviz cinsinden bir enstrüman, euro bile bulamıyorsunuz. Yani euro, evet, sabit getirili menkul kıymet bile bulamayabiliyorsunuz. Enstrüman açığı var. Belki tartışmak lazım gene hani sermaye piyasasının bileşenleri açısından. Kur'an parada yapabilir bu arada herhalde yani. Bir sürü yani şöyle varlığa dayalı menkul kıymet ihracından tut da birçok alanda mesela şirketler döviz bazında da borçlanabilir.
Yani çok az şirketin Eurobond'u var veya o büyüklüklere ulaşmak kolay olmayabilir. Kolay olmayabilir her şirket açısından. Ama yani tartışılabilir, onu söylemeye çalışıyorum. Şu anda mevzuatın izin verdiği çok ağırlıklı olarak Türk Eurobond'larına yatırım yapılabilecek fonlar var. Ama o taraf ilgi de var, gelişiyor da önümüzdeki dönemde gelişecek gibi duruyor. Son soru, ÖST pazarı? ÖST pazarı hemen hemen kurudu. Yani şöyle, reel sektörü... Banka haricinde yok. Yok, çok az. Orada ama regülasyon tarafında da bence değiştirilmesi gereken şeyler var. Yani birçok açıdan Türkiye'de büyüme isteniyorsa bankaların fonlayabildiği bu kadar. Yani biz bu noktaya nasıl geldik? Kredi mevduat oranının %120 seviyesine çıkmasıyla aslında. TL'de %170'ti. Evet. Şimdi dönüp de bankacılık sektörü dışında, hı hı, bir alanla fonlama isteniyorsa bu sermaye piyasaları. O tarafta bazı güvenlik önlemleri gerekiyor. Yani onlar sağlanmadan çok kolay değil reel sektörün tekrar ÖST pazarında ihraç yapabilmesi. Murat Salar, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbetin için gidiyoruz programımızın son bölümünde. Dubai Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, dün konuşmaya fırsatımız olmadı ama Abu Dhabi'de üretilmeye çalışılan yeni bir referans petrol fiyatlaması Murban. Dolayısıyla daha önce denenmiş ama New York tipi ham petrol ve Brent'e çok alternatif olabilecek bir başarıya ulaşılamamıştı. Ne planlanıyor şu an? Açıl, merhaba. Evet, Murban Futures diyelim. Bu Abu Dhabi'de bir bölgenin adı. Üretim yapılıyor ve 1.7 milyon varillik günlük üretimi olan, yani bu bölgenin Birleşik Arap Emirlikleri'nin yarıdan fazlasını üretim yapan bir petrol sahası. Daha önce aslında bu denenmişti. Şu an Dubai Ticaret Borsası'nda, MTA Borsası'nda Umman petrolü vadeli işlemlerde işlem görüyor. Fakat çok fazla likidite yok ve senin de demin söylediğin gibi daha çok ben petrol fiyatından bahsederken New York MTA borsasında işlem gören WTI'dan, West Texas Intermediate'dan veya Londra'da ICE'da işlem gören Brent'ten bahsediyorum. Bu sefer ne farkı var? Gelecek sene Haziran ortasında işlem görmesini istiyorlar. Intercontinental Exchange, bu demin ICE dediğim vadeli işlemler borsasıyla ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company ve pek çok isim sayabilirim, BP, Shell, Total, Vitol, hepsi bu borsaya ortak olacaklar ve burada işlem görmesini istiyorlar. Yani bu bölge aslında dünya üretiminin 1/5'ini yapıyor fakat gösterge olarak buranın fiyatları kullanılmıyor. Temel amaç burada bir gösterge olabilmek. Bu ne işe yarar? Özellikle ya fiyatlamada bir sent bile oynasa bu bölgenin buradaki petrol şirketlerinin gelirlerinin artması anlamına gelir. Özellikle bu bölgeden Asya'ya yapılacak ihracatı kapsamak istiyorlar. Açıl. Tabii likidite olacak mı, güven gelecek mi, onu hep birlikte göreceğiz ama daha öncekine göre bu sefer daha hazırlıklar, daha iyi isimler var. Bunu da hep birlikte gelecek sene göreceğiz. Açıl. Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana da. Aktardığın notlarla birlikte yatırım kulübünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güzel Yılmaz Fokus'la karşınızda olacak. Hoşçakalın.